adamın geçebileceği neresi var? Türkiye var. Diyelim ki Türkiye sınırı kapattı. Bu adam bir yere gidemez ki. Ee, ondan sonra Suudi Arabistan'a geçebilirler, Mısır'a geçebilirler. Ama bu ülkeler burayı kapatırsa, sen bana gelme der. ayrı olacak. Özellikle e, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan bu ülkelerin hesapları çok ayrı. Çünkü özellikle çeşitli dönemlerde Filistin ve Kudüs merkezde olmak üzere çok sayıda saldırılar ve çeşitli devletler tarafından egemenlik altına alınmıştır. Bizim her zaman söylediğimiz bir ifade vardır. Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa kimin elindeyse dünyaya her zaman o hakim olmuştur. Özellikle Romalılar döneminde Roma bu topraklara hakim olmuş ve dünyaya hakim olmuştur. Hemen ardından ise yine biliyorsunuz Haçlılar ve İslam iktidarları da bu topraklara hakim olduğu dönemlerde yine dünyaya hakimiyetlerini ilan etmişlerdir. Aslında bugün yaşanan hadiselerin temelinde de bu merkezin üç inanç için e, Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık için e, bir merkez olmasının manası vardır. Filistin tarihi tabii çok eskiye dayanıyor. İnsanlık tarihiyle eşit bir e, tarih aslına baktığınızda ama özellikle ve özellikle bu topraklara yapılan e, en büyük saldırılardan bir tanesi Buhtun Nasır ve Herod tarafından yapıldıktan sonra e, İsrail işgal rejimine geçmeden önce malumunuz olduğu üzere Osmanlı İmparatorluğu bu topraklarda yaklaşık e, 410 sene kadar e, egemenliğini sürdürmüş ve tarihinin en huzurlu günlerini Osmanlı İmparatorluğu döneminde e, Filistin toprakları, özelde ise Kudüs toprakları yaşamıştır. Burada e, her inançtan insanlara özgürlük sağlanmıştır. E, bu özgürlüğün temelinde ise Sultan Selahaddin Eyyubi'nin ve Hazreti Ömer'in bu topraklara verdiği önemin çok büyük bir manası ve çok büyük bir devamı vardır. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun artık son dönemlerine doğru 1910'lu yıllarda malumunuz olduğu üzere özellikle Filistin cephesinde, Doğu cephelerindeki büyük sıkıntılar neticesinde İngilizler bu toprakları Osmanlı'dan maalesef aldı ve aldıktan sonra ise burada egemenliklerini ilan ettiler. 1910'lardan 1948'e kadar İngiliz işgalinde kalan Filistin toprakları, Kudüs toprakları 1948'de tarihinin maalesef en sıkıntılı süreçlerinden bir tanesini yaşadı. 1897'de yaşanan Büyük Siyonist Kongresi'nde alınan kararla Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunmuş olduğu Filistin topraklarının bir İsrail ve bir Yahudi yurdu olduğu kararları alınmış olmasından dolayıdır ki büyük bir çalışma yürütüldü. Theodor Herzl başkanlığında yürütülen Büyük Yahudi Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını Yahudiler sürekli olarak kimin üzerinden yaptılar? İngilizler üzerinden yaptılar. Ve İngilizler 1948 yılında adeta bir altın tepside Yahudilere bir vatan verme adına tabiri caizse altın tepside Yahudilere Filistin topraklarını takdim ettiler. 1948 yılında David Ben-Gurion Filistin'in artık bir İsrail toprağı olduğu, bir Yahudi toprağı olduğu beyannamesini ilan ederek e, İsrail'in kuruluş beyannamesini okudu. Burada çok kritik bir cümlesini mutlaka zikretmek istiyorum ki bugün niçin Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın hedef olduğunu anlamamız için çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. David Ben-Gurion tarihe geçen bir cümle söylüyor. Diyor ki Kudüs'süz İsrail'in tapınaksız yani mescid-i aksasız Kudüs'ün bizim için hiçbir ehemmiyeti yoktur diyor. Onun için bugün yaşanan hadiseler de aslında hedef neresidir? Mescid-i Aksa ve Kudüs'tür. Yoksa siz bütün Gazze'yi verseniz Allah muhafaza buyursun. Bütün bu Filistin topraklarını verseniz yine doymayacaklar. Çünkü hedefte neresi var? Kudüs ve Mescid-i Aksa var. Bugün yaşanan hadiseler aslında Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunma hattıdır. 1948'den başladık. 1948'de İsrail'in kuruluşu ilan edildi ve ancak o dönemde Kudüs İsrail'in elinde değildi. 1967 yılında yine ikinci bir kritik dönemi yaşadı. E, Filistin toprakları ve Kudüs. 1967'de ise İsrail güçleri e, meşhur Arap-İsrail savaşları diye bilinen savaşlarda e, Kudüs'ü işgal ettiler ve Kudüs'ü artık maalesef bir İsrail toprağı haline getirme adımını atmış oldular. 1967'de İsrail'in savaşı kazanmasıyla ve Kudüs'ü işgal etmesiyle ki bu işgal cümlesinin altını çizmek istiyorum. Bunu herhangi bir şekilde e birisi söylemiyor. Kim söylüyor? Birleşmiş Milletler söylüyor. Birleşmiş Milletler'in 1967'de aldığı kararla Kudüs işgal edilmiş topraklar olarak ifade edilmektedir. Her ne kadar onlar bugün Kudüs'ü başkent olarak ifade etseler de Birleşmiş Milletler bu şekilde ifade etmektedir. İsrail'in başkentini de Birleşmiş Milletler Tel Aviv olarak kabul etmektedir. Bunun da altını çizmek istiyorum. 1967'de bir Müslüman mahallesi olan Megaribe Mahallesi'ni yerle bir ettiler ve burada bulunan on binlerce kardeşimiz evlerinden çıkarıldı ki sonrasında bu Megaribe Mahallesi denilen yer Yahudilerin e, Kotel dedikleri dünyada ağlama duvarı olarak bilinen yer olarak kendilerine bir ibadethane olarak açıldı. Ve bugün e, ağlama duvarı olarak bilinen, Yahudilerin kıblesi, ibadethanesi olarak bilinen yer aslında bir Müslüman mahallesi olan Mağripliler Mahallesi, Megaribe Mahallesi ya da Faslılar Mahallesi olarak kullanılan bir mahalleydi ki on binlerce kardeşimiz yaşıyordu. 2000'li yılların başında başladı bu duvarın yapılma süreci. 900 kilometre uzunluğundadır bu arada bu duvarın uzunluğu, toplam uzunluğu. Ve ilginç olan şudur ki bunu da hemen ifade etmek istiyorum. Filistin bölgesinde 200'e yakın ayrı bölgeler vardır. Hepsinin etrafı duvarlarla çevrili. Yani siz iki tane Şehir yan yana ee, örnek veriyorum. Siz bir şehirde yaşıyorsunuz, kuzeniniz bir şehirde yaşıyor. Kuzeninize gitmek için bile polis kontrolünden geçmek zorundasınız. Yoksa gidemezsiniz. Ee, İsrail pasaportu olan Müslüman kardeşlerimiz var. Bunlar işte iki buçuk milyon civarında aşağı yukarı. Bu kardeşlerimiz keyfi olarak ben İsrail vatandaşı olayım diye gitmiş olan kardeşlerimiz değil. Bunlar nasıl peki İsrail vatandaşı olmuşlar? İsrail işgal rejimi bu toprakları işgal ettiğinde diyor ki ya bu topraklardan gideceksiniz ya da burada yaşıyorsanız benim vatandaşıma gireceksiniz diyor. Ve topraklarını terk etmemek adına kendi topraklarında yaşıyorlar ki bugün Mescid Aksa'nın ve Kudüs'ün ayakta durabilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu kardeşlerimizdir. Onların biraz daha mali durumları iyi olan kardeşlerimiz kuzey bölgelerinde yaşıyorlar. Tel Aviv civarlarındaki şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz ki e, bu bizi takip edenler, izleyenler mutlaka bunu biliyorlar. E, Arap milletvekilleri var mesela İsrail meclisinde. İşte bunlar bu kardeşlerimizden. Yani İsrail pasaportu olan kardeşlerimiz. E, bunların sayısı da 2 milyonun üzerinde, buçuk milyon civarında. Geri kalan yaklaşık 6 milyon civarında bir Yahudi yaşıyor İsrail'de. Bunlar da yoğun olarak e, bilindiğinin aksine dindar, muhafazakar insanlar değildir. İsrail'deki muhafazakarlık oranı yaklaşık yüzde yirmi civarındadır, dindarlık oranı. Ancak bunlar devlette etkili olan e kısım. Yani bu yüzde yirmilik kısım, dindar kısım, muhafazakar kısım dediğimiz, mütedeyyin Yahudi dediğimiz kısım devlet idaresinde etkili e kısımdır. Ki bunların en önemlerinden bir tanesi hangi bölümdür, hangi kısımdır? Siyonist Yahudilerdir. Bunlar Theodor Herzl. Zihniyetini takip eden ve aslında bütün kitaplarda sizlerin de takip ettiği ve bildiği gibi ifade edildiği şekliyle bütün insanlık bize köle olarak yaratılmıştır inancındaki insanlardır yani Yahudi olmayan insan bize köle olarak yaratılmıştır düşüncesindeki insanlardır. Bu zihniyet İsrail rejimine hakimdir ve bu zihniyet istikametinde e, hareket etmektedirler ki bunu zaten son olaylarda şahit olduk. Bakın Gazze'de yaşanan hadiselerde bombalamalarda hastane bombalamalarının olduğu gün İsrail askerleri halay çekiyorlardı. Hepimiz bunu ekranlarda gördük. Bu neyin tesahürü, neyin neticesi? Bu insanlar zaten insan yerine koymadığının göstergesi, tesahürü. Çünkü... Benim dışımdaki hiç kimse insan değildir ve bana hizmet etmekle yaratılmıştır inancındalar. Tabii e, özellikle İslam dünyasında başta Türkiye olmak üzere çokça işte zaten onlar bize ihanet ettiler e, hikayeleri çokça konuşuluyor. E, öncelikle şunu hemen söylemiş olalım. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin önemli tarihçilerinden bir tanesi de bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Birincisi burada toprak satışı hiç yok. Hiç olmamıştır, sıfırdır. Tabii böyle bir şey söylememiz imkansız. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Hainin olmadığı bir millet olmaz. Hain her yerde olur. Türkiye'de de olur, başka ülkede. Türk'ün de hain olur, Kürd'ün de hain olur, Arap'ın da hain olur. Bu insanın tabiatında var. Bunun olmadığı dönem olmaz. Ancak bu bir genelleme yapılamaz. Araplar ihanet ettiler cümlesi çok tehlikeli bir cümle. Birincisi toprak satışı yapılmış mıdır sorusuna cevap veren tarihçilerimiz diyorlar ki toprak satışı var mıdır? Evet küçük de olsa az da olsa vardır ama bunu satan kimdir? Hemen cevabını verdi hocalarımız dediler ki özellikle Suriye ve Irak'ta bulunan Hristiyan Araplar topraklarını satarak buradan savaş sebebiyle kaçan insanlardır. Yoksa buradaki Müslümanların toprak sattığı iddiası koca bir yalandır ve bir adım ötesini söyleyeyim, bu burada bulunan Filistinli Müslüman kardeşlerimize atılmış büyük bir iftiradır. Bakın gündeme geldiği ve medyaya çıktığı için ismini veriyorum. Normalde vermem ama ismini vererek zikretmiş olayım. İmat Ebu Hatice isminde bir abimiz var. Türkiye'den buraya gidenlerin hepsinin gidip dükkanında çay içtiği, meşrubat içtiği bir abimiz. Bu abimizin dükkanına 40 milyon dolar para teklif edildi. 40 milyon dolar. Ama bu abimiz bu parayı elinin tersiyle geri itti ve ne dedi? Ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu mekanı hiçbir şekilde Yahudiye satmam dedi. Bunun gibi niceleri. Ben oraya gittiğimde hep anlatırım. İmat abi tek değil. Filistin'in, Kudüsün tamamı İmat abi gibi. Ondan dolayı Kudüs ve Filistinliler burada toprak sattılar iddiası tamamen özellikle Müslümanların arasına sokulmuş olan büyük bir fitnedir ve bu fitnede özellikle ve özellikle İngilizler tarafından pompalanan ciddi bir e, operasyon neticesinde iddia neticesinde Müslümanlar arasına sokulmak istenen bir fitne olarak maalesef e, gündemde tutulmaya çalışılıyor. Hadiselerle ilgili de şunu söylemekte fayda var. E, çok üzülerek ifade ediyoruz. İşte amalı fakatlı cümleler kuruyoruz. Amalı fakatlı cümleleri kurmadan önce çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Bugün yaşanan hadiseler birer sebep değil. Bugün yaşanan hadiseler sonuç 1948 ve 67'den bugüne yaşanmış olan tabiri caizse sürekli dövülmüş olan, sürekli tokatlanmış olan, sürekli ezilmiş olan, sürekli aşağılanmış olan bir milletin feryadı. Tabiri caizse insanlar feryat ettiler ve dayanılmaz bir noktaya geldi. Yıllarca hep ifade ettik. Gazze'de ilaç, su ve elektrik sıkıntısı var hep yardım kuruluşları bunu hep söylerler. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oraya çalışmalar yapanlar söylerler. Gazze baktığınızda dünyanın en güzel sahillerinden bir tanesine sahip. Yani Gazze'li açlıktan aslında ölmüyor. Çok güzel, bereketli topraklar ama elektrik yok, su yok ve ilaç yok. E takdir edersiniz ki günümüzde bunların olmadığı bir hayatı düşünme imkan ve ihtimalimiz yok. Mesela Dikkat edin son günlerdeki görüntülerde özellikle Filistinli annelerimiz, hanımefendiler, ablalarımız çok onurlu ve dik duruş sergiliyorlar. Ve ne diyorlar? Allah'ım sana binlerce kere şükürler olsun diyorlar. Savaş olmasına rağmen. Niçin? E çünkü o bunu bugün yaşamıyor ki. Yani 30 senedir, 50 senedir, 100 senedir yaşıyor bu sıkıntıyı. Ancak ne diyor? Artık onurumuzla ve gururumuzla artık bir adım attık, buna hamd ediyor, şükrediyor. Ve bu yaşananları lütfen istirham ediyorum, rica ediyorum, amasız, fakatsız artık değerlendirelim. Yani işte e, İsrail vuruyor ama işte Gazze'de şunu yapıyor derseniz hiç kusura bakmayın bu vicdansızlık olur. Çünkü elinde sapan taşlarıyla savaşan insanlara roketlerle füzelerle saldırıyorsunuz imtihanı yani bu sınavı Filistinliler ve Kudüslüler geçti. Şu an sınav olan, imtihan olan kim? Müslümanlar, bütün İslam alemi. Bakın adam 9500 kilometre uzaktan kendisiyle hiç alakası olmamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı geldi ve Netanyahu kucaklaştı. Sanki 40 yıllık kanka gibi, sanki amcasının oğlu gibi sarıldı, kucaklaştı ve dedi ki: ben İsrail'in arkasındayım ve hayatım boyunca da buna hizmet edeceğim dedi. İki tane uçak gemisi geldi. Ama İslam alemi şöyle elini vicdanına koyup, koyup bir düşünmeli. Son gelişmeler 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. لا بس وهو